Merhaba. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Cidde'ye gitti. Kaşıkçı cinayetinden beri diyelim kavgalı olunan Suudi Arabistan'da hem işte üst düzey yöneticilerle görüştü ama en önemli görüşme herhalde Muhammed Bin Salman'la yapılan görüşme. Ve orada da iki liderin kucaklaştıkları da göz görüldü, üzerinde de çok duruldu. Şimdi uçakta dönüşte hep bunlar bereketli oluyor. Uçak bu tip ziyaretlerden dönüşte seçmece, orada işte mahiyet memuru denilen gazetecilerle konuşmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Orada öne çıkan pek çok unsur var. Herhalde aslında asıl akıllara gelen de acaba Sisi'yle de, zaten bu da sorulmuş, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle de böyle bir kucaklaşma, böyle bir resim verilecek mi diye. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Zaten dikkat ederseniz neredeyse eş anlı olarak işte bu 8 yıldır Türkiye'den, İstanbul'dan yayın yapan Mekamil'in televizyonunun da buradan ayrılmakta olduğu haberi çıktı. Epeydir bu Müslüman kardeşlerle olan araya mesafe koyma devam ediyordu. Ben bunun olumlu etkilerinin Fransa'yla da Doğu Akdeniz üzerinden olduğunu ve Brüksel'de yapılan görüşmenin olumlu geçmesinin, öyle bir görüşme yapılabilmesinin bir boyutunun da bu Müslüman kardeşlerle araya set çekmek olduğunu düşündüm. Şimdi bu Müslüman kardeşlerle araya mesafe konulması, Sisi'yle kucaklaşma acaba Muhammed Bin Salman'la Kaşıkçı cinayetinden dolayı olduğundan daha fazla kendi destekçileri arasında, Türkiye'nin İslamcıları arasında tepki çeker mi? Doğrusu hiç sanmam. İsrail'le de benzer bir işte yumuşama dönemine girildi. Ve üstelik Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan, yaptığı İsrail'in güvenlik kuvvetlerinin harekatları da şöyle geçiştirildi. Hiç o eski esip gürlemeler yok. Bunların hepsi de gayet akılcı adımlar, işte şaşırtıcı adımlar değil. Ben olmayacak olanın Beşar Esad'la kucaklaşma olduğunu düşünüyorum. Kucaklaşmanın ötesinde Beşar Esad Şam'da oturduğu müddetçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada olduğu müddetçe Şam'la Ankara arasında böyle bir yakınlaşma olamayacağını düşünüyorum. Kısaca dilerseniz dönüş yolunda söylediklerine de şöyle bir gözden geçirip sözü bağlayalım. Hızlı ve kısa olarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon olacağı bence çok belli. Yolsuzluk vurgusu, terör vurgusu yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal medya konusunda, alternatif medya konusunda, mecralar konusunda bir düzenleme yapılacağı belli. Yine dezenformasyon yasası altında bunu söylüyor. Denetleyemediği, rahatsız olduğu tek unsurun enflasyon olduğu ve önümüzdeki seçim ufkunda onun belirleyici olacağı belli. Önümüzde seçim var. Yani takvim bu şekilde. Dışarıya yönelik yumuşama, İçeriye yönelik sertleşme olacağı da buradan belli oluyor. Muhalefet dahil, demokratik ve laik muhalefet dahil kimsenin umurunda değil ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleminde hep bir Müslüman ülkeler, İslam ülkesi, bizim gibi kardeş ülkeler sözü var. Aslında laik ülkenin Cumhurbaşkanı böyle konuşamaz. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse benzer yasaya, anayasaya sahip Fransa'da Cumhurbaşkanı'nın Tanrı sözcüğünü dahi ağzına alması düşünülemez. Ama bu artık dediğim gibi pek umursanan bir konu değil. Uygur, Göktürk, Osmanlı, Selçuklu ayağa kalkacak diyor. HİVE'den bahsediyor. Burada tabii ki Kürtlerden bahis yok. Aynı şekilde briket evlere enflasyon gibi rahatsızlık yaratan ikinci husus Suriyeli göçmenler. Briket evler yapıp bunları göndermekten söz ediyor. ABD'den ve Biden'dan rahatsız olduğu belli. Suriye üzerinden özellikle ABD'yi hedef alan açıklamaları var Erdoğan'ın. Biden'dan bir türlü o istediği telefonun gelmemesi, o rahatlık, o yakınlık Putin'le olduğu gibi bunu benzetmeyi kendi yapıyor. O ilişkiyi kuramaması onu rahatsız ediyor. Irak'ta iki başlıktan söz ediyor. Irak bir federasyon. Nasıl iki başlık olabilir? Zaten federasyon Irak. Ama onu da geçelim. Onun ötesinde de dost kazanma sürecinde olduğunu dış politikada Türkiye'nin söylüyor. Dediğim gibi içeri yönelik sertleşme, dışarıya yönelik yumuşama devam edecektir. ABD ile ilgili bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Sisi ile de aynı Muhammed Bin Salman'la olduğu gibi kucaklaşma gündeme gelebilir. İsrail ile de olduğu gibi bunda bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yegane olmayacak olanın Şam'da Beşar Esad'la kucaklaşma ve Şam'da Beşar Esad olduğu müddetçe ve Ankara'da Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu müddetçe de Suriye ile başkentler arasında bir yakınlaşma, ilerleme olacağını sanmıyorum.
Benden bugünlük hızlı ve kısa yorum olarak bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.